Bugün yine yüzlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuk beni bekliyor. Bu kez Aydın'dayım. Gümüşdağ'ın eteğinde, Menderes Nehri'nin bir kolu olan Gümüşçay'ın kenarında tarihi kalıntıların izini sürüyorum. Magnezya antik kentini keşif için adım adım ilerliyorum. Mis gibi tarih kokuyor. Her yer arkeolojinin güzellikleriyle dolu. Bir kent düşünün ki milattan önce 4. yüzyılda kurulmuş olsun. Tabii ki antik kaynaklara göre. Bereketli bir ova üzerine, Menderes Ovası'nın hemen kenarında olsun. Menderes Nehri'nin hemen bitiminde olsun. Ve bütün antik komşularını kıskandıracak zenginliğe sahip olsun. Efes'ten hiç geri kalmasın. Efendim bu antik kentin adı Magnezya. 30 yıldır burada kazı çalışmaları yapan Profesör Doktor Orhan Bingöl'le birlikte bugün Magnezya antik kentini arkeolojik anlamda birlikte arşınlayacağız. Bu güzel kenti onunla birlikte gezeceğiz. Onun rehberliğinde bu güzel kentin ruhuna ayak uyduracağız. Vakit kaybetmeden hemen gidelim diyorum. Antik kaynaklara göre kent, Tesalya'dan gelen Magnetler kavmi tarafından kurulmuş. Magnetler Apollo'nun kehaneti üzerine Anadolu'ya gelmişler. Kurulan ilk Magnezya'nın yeri bilinmiyor. Tarihçi Diodor, Menderes Nehri'nin sürekli taşması ve meydana gelen salgın hastalıklar nedeniyle Atinalı Tibro'nun M.Ö. 400 yılında kenti taşıdığını yazıyor. Sonrasında ise Magnezya kenti sakinlerini buraya Gümüşdağ'ın eteklerine getirdiği düşünülüyor. Magnezyalılar tarih sahnesinde çok kritik bir yere sahiptiler. Antik kentlerini o kadar güzel bir yere konumlandırmışlardı ki buraya yaptıkları yapılarda tarih anlamında, mimari anlamında her zaman ilk olma özelliğini de gösterdiler. Şu anda Helenistik dönemde yapılmış olan Artemis Tapınağı'nın kutsal alan meydanında bulunmaktayız. Çok da kritik bir bölgede, burası yazlık bir bölge. Özellikle bayramlarda yerli turistlerin çok fazla akınına uğrayan bir yer. Tabii ki yabancı turistler açısından da öyle. Doğal bir açık hava müzesi konumunda. Girdiğiniz zaman bütün bölümleri çok rahat görebiliyorsunuz. Bütün mimari özelliklerinde ilk olma özelliği ve etrafındaki kutsal alanı, stoaları, ilk kütüphaneyi inşa etmeleri, ardından toplu halde kullanılan tuvalet, atmalı bakı biçiminde yapılmış büyük stadyon, teatron, bu güzelliklerin ve bu antik kentin olmazsa olmazı ve en belirgin özelliklerini yansıtıyor. Şimdi kentin bu önemli yapılarını keşif zamanı. Rehberimiz 1984 yılından bu yana Magnezya Antik Kenti'nde çalışmalarını sürdüren Profesör Doktor Orhan Bingöl. Sağımızda gördüğümüz ünlü Artemis Tapınağı, Almanların 1891-93'te kazdığı. İlk Almanlar mı kazıyor hocam? Daha önce de Teksiye, Fransızlar da kazıyor. Daha 200 yıla ulaşan bir geçmişi, araştırma geçmişi. Ama en sonunda Human 1891-93 onun artık değiştirilemeyecek planını çiziyor. Ve birçok ögesini de Almanya'ya götürüyor. Bu gördüğünüz elemanlardan bazıları bugün Berlin'de Pergamon Müzeyum'da bulunuyor. Anadolu'nun önemli tapınaklarından bir tanesi planı nedeniyle. Yapan mimarın ismini biliyoruz, Hermogenes. Gümüşdağ, Toraks'a bakan cephesinde bir çalışma yaptık. Ve o çalışma sonunda şurada gördüğünüz alınlığını ortaya çıkarttık. Toprak üstünde ayağa kaldırdık. Yani bunun esasları bildiğiniz gibi sütunların üstünde üçgen alınlık. Yani 15 metre yukarıda durması lazım bunun. Evet. Yaklaşık biz ancak tabanda yerde bunu restore ettik, ayağa kaldırdık. Bu Human'ın salı, burayı kazan Alman Artemis'in doğum gününde. Bu büyük kapıdan heykeli tapınağın önünde toplanan halka gösteriyorlardı. Ve o zaman halk
Artemis'i aniden karşılarında görüyordu. Ve bu tabii onlar için çok kutsal bir andı. Biz de yeni bir teori oluşturduk. Heykeli buraya çıkartmaktan çok, Dolunay'da bu kapıdan giren ay ışığı heykeli aydınlatıyordu da, tapınağın tam karşısında duran halk, karanlığın içindeki o heykeli ya da tanrıçayı aniden karşılarında görmüyorlar mıydı? Yani öyle bir uygulama, o dönem için yapılaması çok basit bir uygulama. Şimdi Epifani kapısından geçelim. Esasında Artemis görünüyordu buradan. Ve burada gördüğünüz işte bütün bu elemanlar yine bunun üstüne işleri bitince, restorasyonları tamamlanınca konulacak. Şimdi biz tapınağa doğru yürüyelim ve tapınakta bu alındığın bulunduğu yeri görelim. Orijinal yerine gidiyoruz. Orijinal yerine gidiyoruz. Magnezya'daki ilk kazı 1842-43 yıllarında Fransız arkeolog Charles Texier tarafından gerçekleştirilmiş. Kent hakkında asıl bilgi ise 1891-93 yılları arasında Berlin Müzeleri adına Karl Humann tarafından yapılan kazılara dayanır. Kazılar sonrasında kentte önemli buluntular elde edilmiştir. Şimdi Artemis kutsal alanının içindeyiz. Etrafı duvarlarla çevrili olmalı. Bakın şu üçgeni görüyorsunuz. Yani tapınağın girişi. Evet, tapınağın girişi burada. Fransız Texier işte bu büyük blokların dibinde sırayla yatan o kabartmalı blokları bulmuş ve Fransa'ya götürmüş. Bugün Louvre Müzesi'nde iki katı birden kapsayan tek sergileme buradan giden o frizlerdir. Evet. Hocam bu alan nedir? Şimdi her tapınağın bir sunağı vardı. Evet, daha doğrusu kurban, evet. Ama zaten tapınaktan önce sunak vardı. Şu özelliği var. Biraz sonra onun kabartmalarından burada bırakılanların bazılarını göreceğiz. Evet. Bu Artemis sunağının kabartmalarının yüksekliği 3 metre. Sunağın bir özelliği de önündeki kurbanların bağlandığı halkaların yuvalarının korunmuş olması. Evet. Kutsal alanlarda en büyük gereksinimlerden bir tanesi, hatta başında gelen suydu. Su. Hem kurbanlıklar için, hem kurbandan sonra kanların yıkanması için ve insanlar için su gerekiyordu tabii. Burada biz temel bulamadık. Ve o nedenle altında bir şey olacağı kanısına vardık. Kazdığımızda 6 basamak çıktı batıya doğru. Şimdi su olduğu için görünmüyor. Evet. Ve onun hemen karşısında bir künk bulduk. Evet. Künk su sisteminden hala su gelmekteydi. Bu su? Yağmur su herhalde. Taban suyu. Kutsal alanda sunağın batısında yapılan çalışmalar sonucunda kurban alanı üzerinde yazıtların yer aldığı mermer döşemelerle düzenlenmiş toplantı alanı ortaya çıkarılmış. Yerde tabanda yazılar görüyoruz. Bu yazılar protokol yerleri. Yani bu törene katılacak olan grupların duracağı yerler. Halk kesimi kendi evlerinde bu kurban törenine, Artemis'in yaş gününü kutluyordu. Bu orayı ziyaret edenlere ben iki bloğu özellikle, iki yazıyı özellikle gösteriyorum. Bunlardan bir tanesi şurada tek blok üstünde yer alan Topos Günaikon yazısı, yani kadınların yeri. Burası da Dionysos'u sevenlerin derneğinin üyelerinin durduğu yer. Burada Epifani olayından sonra, kurban olayından sonra ancak bu törene katılanlar burada toplanıyor. Herkes kendi yerinde duruyor ve sonra da buradaki tören bitince, herkes toplanınca ve bu sefer kapıdan Zeus Tapınağı'na doğru geçiyor kortej. Şimdi o kutsal kapı Propylon. Bu da çok özel bir kapıdır. Hem
sütunlarıyla, 4 tane sütun, 2 tane paye. Evet. Ama sütunların arasında da kapılar vardı. Evet. Çok büyük kapılar vardı. Ortadaki daha büyüktü. Biz bulduğumuzda şu tamburlar yerindeydi. Arkada hiçbir şey görünmüyordu. Evet. Ve öteki tarafta yaptığımız kazılar sonucunda sütunları diktik. Yani şunda yine çok mutluyuz. Çünkü bir sütunu tüm tamburlarıyla ele geçirdik, dikti. Evet, böylece hiç bir rastlantıya ya da hataya pay vermeden sütunu tümüyle dikmiş oluyoruz. Bir şey itiraf edeyim mi? Şimdi dönemin ruhuna büründüm. Arkada böyle bir dağ, hafif bir esinti, güneş. Evet. Tam orijinal boyutunda bir sütun. Evet. Ve buradan kutsal alan. Yani gerçekten ruhunu yakalayabiliyorsun. Yüzyıllar öncesinde burada yaşamış, bu topraklardan geçmiş insanların hayali kaplıyor içimi. Bu büyüleyici antik kent, Orhan Bingöl ve beraberindeki kazı ekibinin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmış. Magnezya'nın bugünkü halini almasında arkeoloji kazılarına verilen desteğin büyük önemi bulunuyor. Hocam, böyle antik kentler özellikle son yıllarda özel sponsorlar sayesinde de ayağa çıkmaya başladı, gün yüzüne çıkmaya başladı. Sizin de galiba Magnezya olarak böyle bir sponsorunuz var, özel bir sponsorunuz. Onlar sayesinde daha böyle kültürel turizme katkısı oluyor herhalde. Evet, bu sene bizim Magnezya'da 30. yılımız. Magnezya Kazı Kültür Bakanlığı adına ve onun temin ettiği finansla, olanakla sürüyor. Ama biz 96'dan bu yana Batı Söke, Çimento'yla da birlikte çalışıyoruz. Evet. Sizin özel sektör olarak Magnezya kazılarıyla buluşmanız hangi dönemde oldu? İlk 1996 yılında başladık. Geçen sene de hocamla birlikte yeni bir bu işi mantığa büründürelim istedik. Biz hocama lojistik desteğin yanı sıra buranın tanıtımı ile ilgili de onların yardımımıza ihtiyaç duyduğu herhangi bir şey varsa onu da yardımcı olalım düşüncesiyle yola başladık. Hem bizim için Söke'nin, Aydın'ın, Türkiye'nin bir değerini tanıtma ve buna destek olma fırsatı, hem de ne diyeyim, hani voleybolcuların ayaklarında böyle ağırlık olur ya, hocamın ayağındaki ağırlıkları biraz biz hafifletmeye çalışıyoruz ki burası daha hızlı ilerlesin. Burada böyle bir güzellik var. İnsanlar bunun farkında olsunlar, geçsinler. Yani biz Sökeli, İzmirli, İstanbullu kimi buraya getirdiysek herkes hakikaten memnuniyetle ayrıldı. Çok etkileyici. Hakikaten etkileyici bir yer, güzel bir yer. Buradan aşağı iniyorlardı. Buralarda bir merdiven olmalıydı. Bakın şu su ne yazık ki bizim çalışmalarımızı engelliyor. İşte çevresinde resimlerin olduğu sütunlardan bir tanesi ya da ayaklardan bir tanesi. Evet. Düşünün burası 25 dönümlük bir agora. Burayı ne yazık ki bu sudan ötürü kazamıyoruz. Kazabilseydik burada Pompei ile eşdeğer bir görüntüyle karşılaşacaktık. Gerçekten mi? Gerçekten. Ufak açıklıklar var. Evet. Tahliye kanalı. Evet, tahliye kanalı gibi düşünmüştük. Ama taban ondan daha yüksek. O zaman dedik bu arkaya doğru açılan bir pencerenin başlangıcı. Bir havalandırma olabilir mi? Havalandırma ve aydınlatma. Hakikaten evet. Bu bloğu olmayan yeri kazdığımız zaman hakikaten aşağı doğru eğimli bir bölüm çıktı. Evet. Orayı kazdık ve Artemis onun üstünde. Aa. Yüzü antik dönemde tahrip edilmiş. Evet. Elbisesi var. Bakın pilili eteği. Şöyle V yaka. Kolyesi var. İki omuzundan fibülalarla tutturulmuş bir kısa kollu bir giysi giymekte. Elinde mızrağını tutuyor. Evet. Ve şu hat ve şöyle aşağı inen hat bize dedirtti ki acaba Artemis geyikler tarafından çekilen arabasının içinde mi burada? Noel Baba gibi mi yani? Aynen. Magnezya'daki çarşı bazilikasının köşesindeyiz, dışındayız. Büyük bir olasılıkla tacir burada toplanıyordu ve mahkeme salonu olarak da kullanılıyordu. Özellikle o absis bölümü mahkemenin belki
mahkeme heyetinin oturduğu masaların olduğu bölümdü. Ve bu alan geldiğimizde yani 89'da tümüyle toprak altındaydı. 1989 yılında ilk kez başlatılan kazılar aralıklarla 2010 yılına kadar devam etmiş. Bu süre içinde yapının mimari elemanlarına yönelik restorasyon ve belgeleme çalışmaları tamamlanmış. Şurada gördüğünüz mekanların kazısını yaptık ve üstünü içinde biraz sonra göreceğimiz özelliklerinden dolayı kapattık. Özgün'ünde bir kütüphaneydi. Özgün'ünde. Fakat sonradan değiştirildi. Başka amaçlarla kullanıldı. O amaçlardan bir tanesi buranın tuvalet olarak kullanılmasıydı. Bu gördüğünüz animasyon da onu canlandırmakta. Ondan bir kesit. Evet. Tuvalete gelen kişilerin çıkarttığı doğal görüntüler var. İkincisi, tuvaletler en fazla dedikodu yapılan yerler. Evet. O dedikoduların fazla duyulmaması için bir sese ihtiyaç vardı. Evet. O sesi de su sesiyle temin ediyorlardı. Oradan akan su, orada tabii o havuzu dolduruyordu. Oradan aşağı akıyordu yine büyük bir gürültüyle. Böylece beklenen gürültü oluşuyordu. Evet. Ondan sonra su yükselince iki tane oluktan esas tuvalet kısmına geçiyordu su. Tuvalete girmek için gelen buradan giriyordu ve sağlı sollu bu tuvaletlere oturuyorlardı. Evet. İşte şurada gördüğünüz çeşmelerden akıyordu temiz su. Ve buraya oturan kişilerin önünden akıyordu. Evet. Ve onlar da ihtiyaçlarını gördükten sonra o suyla temizleniyorlardı. Evet. Tabii suyun aktığı yerin başında oturan şanslıydı. Çünkü su buradan temiz akıyordu. Biz de onu, bakın şu mermerin aşınmasından anlıyoruz. Buranın ne kadar çok kullanıldığını gelip buraya oturanların ayak izlerinden, bu kısımların ne kadar çok kullanıldığını açıkça görüyoruz. 32 kişi aynı anda burayı kullanabiliyordu. Sadece altta erkekler kullanıyorlardı. Sadece erkekler kullanıyordu. Çünkü kadınların yaşamı o zaman çok daha kısıtlanmıştı. Evet. Kendilerine özgü aile yaşamı sürmekteydiler. Arkadaki kaplama, mermer kaplama. Evet, buna opus sektile diyoruz biz. Yani çeşitli renklerdeki mermerlerin geometrik formlarda kesilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon. Bu parçaların tümünü neredeyse bu kanalizasyonun içinde bulduk. Kanalizasyon karşıdan başlıyor, geliyor altı dolaşıyor, giderek derinleşiyor ve ondan sonra kapının dışına çıkıyor, yapının dışına çıkıyor. Şey, gömülüyor muydu? Dibe mi iniyor? Yok, dışarı herhalde çaya gidiyordu. Çaya gidiyordu. Bakın kanalizasyonu burada görmek mümkün. Evet, bu o kütüphanenin orta mekanı idi. Tam kazmadık, gördüğünüz gibi tabanı da toprak ama demin bahsettiğim bu sunağın kabartmalarından elimize kalanları size gösteriyoruz burada. Belki en ilginci şu, bakın şurada algılamak kolay değil ama tahtta oturan bir kişiyi görüyoruz. Evet. Ayağını bir ayaklığın, bir taburenin üstüne koymuş. Şurası topuğu. Bu sandaleti. Şöyle geliyor, dizi dönüyor. Bunun yüksekliği 2 metre. Bunun üstüne 1 metrelik bir tane daha geliyordu. Bir de kaidenin üstünde. Bir de kaidenin üstünde oturuyor. Yani yalnız kabartmanın yüksekliği 3 metreyi buluyordu. Evet. Şuraya bakarsak kütüphanenin okuma salonu buydu. Formlarına, planlarına baktığımız zaman üçlü bir girişi oluyor. Bakın evet, orada 3 tane giriş var. Sonra nişli dediğimiz duvarları oluyor, kitaplıkların durduğu. Bir de
süslemesi, bezemesi çok oluyor. Bakın evet. Bunun tabanı da orada duvarda gördüğümüz opus sektilelerle kaplıymış. Evet. Antik tiyatroların ruhu bambaşkadır. Magnezya Antik Kenti'ndeki önemli yapılardan biri de tiyatro. Ancak mekanın diğer tiyatrolardan farklı biçimde tasarlandığı düşünülüyor. Hocam tiyatrodayız. Belki de hani benim bir tiyatrocu olarak Antik Kent'te en keyif aldığım mekanlardan bir tanesi. Ama orijinal tiyatro değil herhalde, değil mi? Evet, biz bunu planı nedeniyle tiyatrolardan, bildiğimiz tiyatrolardan ayırdık. İzleyici yer dedik. Tiyatron izleyici yer. Yani tribün. Evet. Ne amaca hizmet edecek idi? Onu stadyonu gördüğümüzde anlayacağız. Ama bu yapı tiyatro olarak kullanılmayacak bir yapıydı. Ama inşaat başladıktan sonra yukarıdan akan heyelanla gelen toprağın altında kaldı, bitirilemedi. Biz bu yapım aşamalarını şimdi izleyebiliyoruz. 84'te başladığımız bu çalışma 2004'te tamamlayabildik burayı. Ve böylece mimarlık tarihi içinde çok özgün bir yapıyı ortaya çıkarttık. Şimdi bakın buraya oturayım. İşte burası yapılmakta olan hakem kürsüleriydi. Burada büyük bir ihtimalle 12 tane hakem buralara oturacaktı. Aslan ayaklı oturma blokları. Bu tamamlanmış. Ama hemen yanındakine bakalım. Daha tamamlanmış. Bakın yuvası hazırlanmış. Evet. Oraya konulacak blok da önünde. Evet. Kaba yonusu yapılmış. O da bitince yerine konulacaktı. Tiyatroların hepsinde böyle oturma ayakları vardır, aslan ayakları. Aha. Ama buraya bakarsanız mesela soldan ilk ayak aslan ayağı değildir. O grifon ayağı. O da gösteriyor ki burası bir tiyatro değil. Biraz daha değişik, kendine evet. özgü evet. bir yapı. Evet. Evet. Ve bu kapı da zaten çok dar bir kapı. İzleyiciye yönelik olmadığı çok açık. Eğilip girilebiliyor ancak. Buradan yukarı çıkılıyordu. Magnezya, yarışlar kenti olarak adlandırılıyor. Bu ismi almasında kentin güneybatısında yer alan bu görkemli yapının payı büyük. Stadyon, muhteşem tribünleri ve arenasıyla göz kamaştırıyor. Magnezya Stadyonu, podyumlarında yer alan kabartmalarla ayrıcalıklı bir yere sahip. Antik kentin en fantastik bölümü herhalde hocam. Evet, bu son yıllarda Magnezya'nın önemini, görkemini ortaya çıkartan bir yapı oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. 2008'de başladık. Her taraf yukarıda olduğu gibi ağaçlık ve makilikti. Ama karşısı şu yarım yuvarlak olan Spendona denilen bölüm aynı tiyatronda olduğu gibi büyük bir heyelan sonucunda tamamen toprak altında kalmıştı. Baktık ki o heyelanın altında kalan bölüm yine aynı tiyatronda olduğu gibi çok iyi korunmuş. Evet, çok iyi korunmuş. O nedenle sağdan soldan o heyelana yaklaşmaya başladık. Ve son yıllarda da bu görüntüyü geçen yıl elde ettik. Tribün bölümlere ayrılmış. Ve her bölümde, bölümün önünde 5 tane kabartma bulunuyor. Evet. Yani bu kısım Hermes'in tribünü diyelim. İkinci bölüme geçtiğimizde yine 5 tane kabartma, ortadaki savaş tanrısı Ares. Evet. Burada başka bir bölümün önündeyiz. Ortada diğerlerinde olduğu gibi bir tanrı bekledik ama burada bu sefer bir havuz var ama üstünün de eğiminden anlaşılacağı gibi burası atların, yarış atlarının su içtiği bir yalak. Bu basamaklardan kimler gelip geçti? Antik kentteki her adımımda tekrar tekrar büyüleniyorum. Geçmişin hayal perdesini seyre dalıyorum.
Stadyon hayli iyi korunarak bugüne ulaştırılmış. Ortaya çıkarılan kabartmalarda yarışma türleri ve yarışmalarda verilen ödüller betimlenmiş. Üst galeri podyumlarında ise birincilik kazananlara verilen çelenk kabartmaları yer alıyor. Magnezya'daki zaman yolculuğumuz kentin jimnazyonunda sürüyor bu kez. Şimdi bu geç dönem yapısını temizledik geçen yıl. Şu ev diyelim, iki payeli yapı diyoruz ama bakın şu incir ağaçlarının olduğu alan aslında palestra. Yani spor müsabakalarının ya da idmanlarının yapıldığı alan. Gümnazyon şurada gördüğümüz yapı. Yani gümnazyon, hamam ve dersliklerden oluşan bir bölüm. Cadde, antik cadde buradan geçiyordu. Evet. Şu yüksekliğe bakarsanız antik caddenin ne kadar aşağıda olduğunu göreceksiniz. Jimnazyon, evet. Magnezya'da görülebilen en yüksekteki kalıntılardan biri. Şimdi de Magnezya antik kentinde derinlere inme vakti. Bakın buradan böyle görünüyor. Onun içi de toprak dolu. Biz burası da öyleydi. Boşalttık. Ondan sonra da bir koridor daha var bizim geçtiğimiz gibi. Bir koridor daha var. Havalandırma bacalarını görüyorsunuz buralarda. Hatta mum koymak, kandil koymak için yuvalar da mevcut. Evet. Bakın hep havalandırma kanalları bunlar. Ve burada ikinci mekan. Buradan da çıkalım. Çok şu sistemin güzelliğine bakar mısınız? Tonozları nasıl daraltıyor ve orada yapının tam ortasına ulaşılıyor. Yukarıdan düşmüş koca bloğu görüyorsunuz. Arkasında bir büyük blok daha var. Ayrıca yine yukarıdan akan yapı malzemesi doldurmuş orayı. Ama esas atraksiyon şurada. Bakın burada şimdi el ele tutuşup bu merdivenlerden çıkacağız. Geliyoruz hocam. Aydınlığı takip edelim. Senin de ne güzel. Evet. Devam ediyoruz cami minaresinde. Şey göründü. Gün yüzüne çıktık. Evet. Evet. Serüven bitti. Şöyle geçebiliriz biz de. Yapılan kazılar sonrasında ortaya çıkarılan küçük çaplı eserler laboratuvar ortamında ayrıntılarıyla inceleniyor. Burada onarım ve tasnif işlemi gerçekleştiriliyor. Buluntular kayıt altına alınıyor. İlk bulunduğu andaki haliyle fotoğraflar çekiliyor. Burada temizlik işlemleri yapılıyor. Ölçüler, tartılar, tüm belgeleme işlemleri yapıldıktan sonra o objenin konservasyona ihtiyacı var mı yok mu? Varsa hangi aşamasında ne derecede bir ihtiyacı var? Ona göre karar veriliyor. Toprak, mil tabakası veya kireç veyahut da metalse ona göre paslı olabiliyor. Bunlar bu mikroskoplar yardımıyla veyahut da çıplak gözle ön incelemeleri yapılıp temizlik aşamalarından geçtikten sonra tekrar belgeleniyor. Tekrar ölçüleri alınıyor, çizimleri yapılıyor ve bilgisayarda dijital ortama aktarılıyor. Kitap bir derleme esasında. Neden böyle bir şey yaptık? 96 yılında biz köyün içinde yaşıyoruz ama karşı tarafta da kazı var, bir şeyler yapıyoruz. Acaba karşı tarafta biz neler yapıyoruz, köydeki çocuklar bunu biliyor mu anlamıyla Orhan Hoca ile kazı başkanımız böyle konuşurken dedi ki biz böyle köy çocuklarına karşı da ne yaptığımızı anlatan ama akılda kalabilecek bir şey tertip edelim. Küçük böyle şenlik gibi bir şey. Onlara resim yaptıralım ama temalı olsun diye konuştuk.
96 yılında ilkine başlattık ve bu 10 sene müddetçe ardı ardına devam eden bir olay oldu. Tiyatro festivali de yapmışsınız galiba. Yaptık. Yukarıda tiyatronda Midas'ın kulaklarını Ankara Üniversitesi drama bölümünden, çocuk eğitimi bölümünden hocalarımız da geldiler. Onlarla beraber köydeki çocuklarla Midas'ın kulaklarını oynadık. Magnezyalıların tarih sahnesindeki başrolleri hiç bitmesin, hep sürdürüle gelsin. Bugüne kadar da sürdürüle gelmiş zaten. Biz bugün Kazı Başkanı sayesinde, Profesör Doktor Orhan Bingöl sayesinde Magnezyalıları tanıdık, onlarla birlikte soluduk. Tarihin tozlu yaprakları arasında antik kentlerde tarihe dokunduk efendim. Bir antik kente girişi antik kentin kapısından yapmıştık. Veda'yı da Helenistik dönemde yapılmış bir tapınaktan, Artemis tapınağından gerçekleştireceğiz. Magnezya'dan hepinize kolay gelsin diyoruz. Burayı mutlaka ziyaret edin.